Alan kavramını bir ele alalım. Ön alan ne demektir? Ön alan, biraz evvel dediğim gibi sizlere, suç işlenmeden evvel, fakat suç işlenme tehlikesinin ortaya çıktığı andaki duruma ön alan adını veriyoruz. Şöyle bir şey düşünün şimdi, canlandırın gözünüzde. Bir ırza geçme suçu, hırsızlık suçu, adam öldürme suçu dünya üzerinde ya da sırf Türkiye'de kaç kez işlenmiştir acaba? Bir düşünebilir misiniz? Milyonlarca kez belki diyebilirsiniz, değil mi? Ve aynı suçu işleyen failler, farklı farklı failler o suç yoluna iter kriminalize girdikleri vakit benzer davranış özellikleri gösterirler. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Mesela bir aile içi şiddet olayını düşünün. Bugünlerde sık sık her gün gazetelerde, televizyonda izliyoruz. Nasıl gelişiyor olay? Bir boşanma davası oluyor. Boşanma davasından sonra kız evine gidiyor. O kayınpederinin evine gidiyor. Çekiyor bıçağı, vuruyor. İşte ön alan bu. Suçun işlenmesinden, bıçağın saplanmasından önceki saatlerde her suçta, hemen hemen her suçta benzer kelimeye bakın şimdi, davranış özellikleri ortaya çıkar. Her fail aynı davranış özelliklerini, çok benzer davranış özelliklerini göstererek o suçu işleyebilir. Başka türlü işleyemez. O suça giden yol oradan geçmektedir. İşte eğer bu tür davranış biçimlerini biz analiz eder bilirsek ve o davranış özelliğini gösteren bir kişiyi de görürsek, onun o suçu işlemesini önlememiz lazımdır. Buna ön alan adını veriyoruz. Suçu işlemek üzere olan bir kişi, daha evvel suç işlemiş olan kişilerin davranış özelliklerini göstermeye başlarsa, somut olarak o davranışı yaparsa, bir fiil yaparsa, ama daha suç fiilini işlemedi, suç fiilinin öncesindeki davranışları gösterdiği takdirde onun önlenmesi gerekiyor. Şimdi nasıl önleyebiliriz bir kişinin suç işlemesini? Öfkelendi. Mesela şöyle bir şey düşünün. Barda insanlar yediler, içtiler, bir hesap geldi. Uçmuş hesap. Ya böyle hesap olur mu filan diye garson çekti bir tane yumruğu kafasına vurdu. Adam da öfkelendi. Gitti evine. 3-4 arkadaşını topladı, geldi, barı basacak. Şimdi bu hayat olayları böyle gelişiyor. Barı basmaya gelirken onu önlersek hem onu koruyacağız, hem diğer kişileri koruyacağız. Bir şey orada önleme yapmamız lazım. İşte ön alan kavramında makul sebep kavramı ortaya çıkıyor. Makul sebep. Suç işlemiş olan kişilerin daha evvel suç işlemiş olan kişilerin davranış özelliklerine benzer davranışlar göstermeye başlayan bir kişiyi tespit edersek onun hakkında bir önleme tedbiri almamız gerekiyor. Fakat bu adli yetki değil. Suç işlenmedi henüz. Suç işlenmeden önce alınan tedbirlere ön alan araştırmaları, ön alan tedbirleri buna diyoruz. Şimdi burada kim yetkilidir diye bir soru aklımıza gelmesi gerekiyor. Suç işlendi. Kim yetkili? Kesin değil mi cevap? Cumhuriyet Savcısı. Peki suç işlenmedi, kim yetkili? Önleyici, İçişleri Bakanı, Vali, Vali. yani önleyici, il Emniyet Müdürü kimse ki. Yani önleme ile yetkili kimse o. Fakat şimdi bu gri alanda kim yetkili? Yine bir gri alan örneği vereyim size. Rehine alma olayı. Bir kişi Lefter Andonianis değil de Kafkar ismiydi, öyle bir Lefter kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Güney Kıbrıs'ta yaşanan bir olayı. Bu Lefter adlı adam yılbaşından 4-5 saat evvelsinde kız arkadaşıyla kavga ediyor. Ve kızı rehin alıyor evinde. Kızın evinde.
ve anons ediyor, bağırıyor. Yılbaşı saati gelsin seni öldüreceğim diyor. Daha öldürmemiş. Rehine dağılmış. Şimdi bu duyuluyor. Hemen polisler etrafı çeviriyorlar. İşte hatta şey de yapıyorlar. Uyuşturucu içine yedirilmiş pide falan veriyorlar. Uyusun da olay işleyemesin falan. Ama bu da yemiyor. Ve tam o yılbaşı saati yaklaştığı sırada bir operasyon yapıyorlar. Operasyonda da şeyi kurtaracaklar, kızı. 4 tane özel harekat polisi arka arkaya aynı adımlarla atarak bu blok olarak yürüyorlar. Fakat içeride bu oturmuş kapının önüne kızın kafasına tabancasını dayamış, bacaklarına sağmış kızı da. Adamların geldiğini görünce, kapı açınca oraya doğru ateş ediyor. Ateş edince de çok yakın durmuşlar birbirlerine. En öndeki biraz gerilince domino taşları gibi hepsi de düşüyorlar yere. Böyle bir olay yaşıyorlar. Ama ilk davranan içeri doğru ateş ediyor. Otomatik silahla kız da ölüyor, lefter de ölüyor. Şimdi bu olay. Şimdi ön alan burada ortaya çıkıyor. Rehine alma olayında kim müdahale etmesi lazım? Rehine alma olayı yaşanmış mı? Yaşanmış. Suç işlenmiş mi? İşlenmiş. Rehine alma olayıyla suç işlenmiş. Suç işlenmişse artık bu konuda savcı var. Savcı yetkili olması lazım diyor diyebilirsiniz. Ama bu rehine alma olayı, kurtarma olayı savcının hukuki bilgisiyle çözebileceği bir şey değil. Apayrı bir olay bu. Apayrı bir ihtisas olayı. Müzakere teknikleri falan bilmesi gerekiyor. Psikoloji, çok ayrı şeyler var içinde. O konu ayrı bir polis branşı. Bu tür şeylere müdahale etmek. Şimdi bu olaya kim müdahale etmesi lazım? Kuralı şöyle koyuyor uluslararası hukuk, mukayeseli hukuk daha ziyade. Diyor ki, ağırlık noktasına bakalım diyor. Delil elde etmek için mi müdahale ediliyor, yoksa hayat kurtarmak için mi müdahale ediliyor? Eğer o somut olayda ikisini bir de çifte karakterli işlem diyoruz buna, hem önleyici hem adli iç içe girmişse, o anda hangisi ağır basıyorsa ona göre yönetsin diyor. Çünkü burada hayat kurtarmak önemli olduğu için polisin bunu yürütmesi daha doğru tabii ki. Ama yetki paylaşımı burada çok önemli. Hangisi yetkili olsun, ön alan şeylerle. Ve bilhassa bu örgüt suçlarına karşımıza çıkıyor ön alan meselesi. Şöyle çıkıyor. Suç örgütleri suçlar işlerler. Ve örgütün de zaten kuruluş amacı bu. Suç işlemek için kurulmuş. Fakat örgütün işlediği suçlar var. Adli mi işlemişse? Evet. Fakat bir de işleyebileceği suçlar var. İşleyebileceği suçlar da önleme. Şimdi bakın, örgütle mücadelede iç içe geçmiş iki yetki var. Ön alan var. Hangisi yetkili olsun örgütle mücadelede? İşlenmiş olan suçlar bakımından savcı, işlenecek olanlar bakımından polis derseniz yetki karmaşası olur. Ve bu nedenle hukukta projeli çalışma kavramı ortaya çıkmıştır. Projeli çalışma. Örgütlerle mücadele etmek bakımından savcılarla birlikte çalışan, bir proje hazırlayan bir kolluk, savcı denetiminde bunu yaparsa, savcı yönetiminde yaparsa böyle bir projeli çalışmayı, hukuka uygun çalışır. Ama sırf kendisi çalışırsa, örgütün işleyebileceği suçları önlemek bakımından, işlediği suçları da tabii onun içine giriyor o zaman, o takdirde hukuk aykırılığı arka arkaya gelir. Bu nedenle projeli çalışma fikri ortaya çıkmıştır. Bu projeli çalışma bizim kanunlarımızda maalesef yok. Daha evvelki 4422 sayılı çıkar amaçlı örgüt suçları ile ilgili kanunda vardı. Dönmezler Hoca koymuştu onu oraya. Fakat bu yeni CMK hazırlanırken o unutuldu. Bence bir hemen her şeyin girmesi lazım.
Çünkü halen devam ediyor polisin projeli çalışmaları. Hep duyuyorsunuz. İşte bilmem ne adlı bir operasyon hazırlandı. Savcı düğmeye bastı. Operasyon yaptılar filan diye. Bu böyle olmaması lazım. Yasal bir düzenlemeye kavuşması gerekiyor. Evet, şimdi geldik. Valinin önleyici yetkilerine ve burada bir duralım. Ara Tamam. verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Valinin çok Kaç? önemli yetkileri var. Buçukta buluşalım yine.